Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Ne haber? Vallahi bende bir şey yok. Candan, haberler sende. Oturalım mı? Yok, oturmayacağım. Zaten fazla da uzatmayacağım. Sana çok kırıldım. Kırıldın mı? Niye? Ya evleneceğine en azından bana haber verebilirdin değil mi yani? Murat, ben sana niye haber vereyim evleniyorum diye? Yani öykü için nikah kıydığımız çok açık. Biliyorsun sen de. Hem vaktim de olmadı yani söyleyecek. Madem böyle bir şey niyetim vardı, o zaman benim teklifimi neden reddettin onu da anlamıyorum. Murat, çünkü o Öykü'nün babası. Yani onunla her şey çok daha kolay. Tamam, ben zaten niye bu kadar büyüttüğünü anlamıyorum. Neden büyütüyorum öyle mi? Candan, gidip serserinin biriyle evlendin ya. Aa, Demir. Merhaba. Ne haber? İyi de ne işin var burada? Niye geldin? Seni görmeye geldim hayatım. Ne haber Murat? İyi. Sen de iyisin bakıyorum. İyiyim iyiyim. Hele ki bu aralar bomba gibiyim. Ona ne şüphe. Gene 4 ayak üstüne düştün tabii. Aynen. Bir şey içer misiniz? Yok canım, ben içmeyeyim. Zaten gidiyorum. Ah, nereye? Ben geldim diye gidiyorsan alınırım valla. Hastanede... Pardon. Hastanede işlerim var. Görüşürüz sonra. Size de kolay gelsin. Candan, çok dikkatli ol. Ateşle oynuyorsun. Gitti gitti. Niye geldin? Sen ne yapacaksın babacığım? Ben iş arayacağım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Demir. İstersen şey yapalım. Yani sen de istersen tabii, hani sigortan da bir an önce başlasın diye. Benim klinikte uzun zamandır bir asistana ihtiyacım var. İstersen, şimdi. Hani sen asistanlık teklif etmiştin ya, asistanın olmaya geldim. Hani sen başka iş bulurdun, asistanlık falan yapmazdın? Bulacağım, yine bulacağım yani, ama bulana kadar böyle evde oturmayayım dedim. Karıma, yani sana yardımcı olayım dedim, asistanın olayım dedim. Ya tabii teklif hala geçerliyse. Geçerli. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Selamlar Canan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldin Jason. Jason ne ya? Futbolcu mu bu? Çok tatlıymış. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Dediğiniz gibi sabah hiçbir şey de yemedim. Süper. O zaman Demir Bey, siz içeriği hazırlar mısınız operasyon için? Ne hazırlama derken? Bugün Jason'a kısırlaştırma operasyonu yapacağız. Kısırlaştıracağız. Ben tamam. Keseceğiz mi? Biz sizi operasyondan sonra arayalım, olur mu? Tamam, teşekkür ederim o halde. İyi günler. Keseceğiz yani. Demir Bey, buyurun. Demir, sen şimdi yavaş yavaş Jason'ı sedyeye çıkar, tamam, ben malzemeleri hazırlayayım. Tamam. Ne oldu? Yok şey, tedirgin oldu tabii, anladı durumu. Yattı böyle işte. Ben halledeceğim ama. Tamam, bak şöyle kollarını altına geçir, kollarını böyle tut, çıkar. Evet, ben kollarının altından da tutarım. Korkutmadan. Korkutmadan ben. Evet. Konuşacağım onunla, halledeceğiz biz. Tamam, halletsen. Şimdi biraz yatmak istedi. Yatsın, bir dinlensin. Sakinleşsin, ben onu oraya koyacağım. Korktum. Tamam, sen Jason'ı
yavaşça sedyeyi çıkarırken ben içeriden malzemeleri alıyorum. Eksik malzeme var, geliyorum şimdi. Tabii tabii, sen takıl, ben hallediyorum. Hallediyorsun. Halledeceğiz biz. Sen de. Kalk lan. Kalk lan, çık şuraya. Hey. Dur, dur bir. Ha, çık oraya. Çık şuraya. Bağırma. Otur, otur. Otur. Jason mısın, Johnson mısın? Kalk, hay. Demir, ne bu halin? Her şey kontrol altında. Belli. Geliyorum. Evet. Demir, ne oldu? Yok bir şey, yok bir şey. İyi misin? Bir hava almak ister misin dışarıda? Yok yok, iyiyim, iyiyim. Tamam. Ne yapıyoruz? Sen şimdi Jason'ı tut. Ben de iğneyi yapacağım şurasından. Tamam. Dur, 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 dur. Tam bir tutayım bir. Heh. Tuttun mu? Hı hı. Yapıyorum. Hı hı. Dur, 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 dur. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Öykü'nün şimdi çıkış saati gelmiştir. Sen bence bekletme onu. Almaya git. Aa, ben kızımı almayı unuttum okuldan. Evet, evet. Saati geldi, benim gitmem lazım. Tamam. Aynen, ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Gel bakalım, hadi yat. Yat bakalım. Baba. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Uğur abi. Öğretmen mi, ne yaptı? Nasıl yani? Yani Sevgi öğretmeni üzecek bir şey mi yaptı da Sevgi öğretmen onunla görüşmek istemiyor? O işler çok karışık. Bence biz hiç bulaşmayalım. Baba. Hı. Sen Candan ablamı üzme, olur mu? Nereden çıktı bu şimdi? O bizim için çok şey yaptı. Bana bak. Siz ilk günden kadın dayanışmasına başladınız ha. Candan ablana söyle, o üzmesin bir kere beni. Ya babacığım, ben gayet ciddiyim. Ben çok seviyorum Candan ablamı. Ben de gayet ciddiyim, çok seviyorum. Bir şey diyeceğim. Acaba Candan ablana bugün sürpriz yapsak da yemeği biz mi hazırlasak? Hmm. Ona süper bir fikir derim. Tamam, o zaman markete gidelim, alışveriş yapalım. Tamam, çikolata da alıyoruz. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Dişlerin çürüyor. Bak başladın yine abur cubura. Ya baba. Ya babası babası yok. Yürü. İşte bile ya. Ne işte bilesi ya? Yürü, yürü. Yetişemeseydin, beni bulamasaydın ne yapardım?
hoş geldin melek. Sefalar getirdin. Ya gelmeseydin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın ne yapardım? Yarım kalırdım melek. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek. Yetişemeseydin, beni bulamasaydın ne yapardım? Yarım kalırdım melek, yanlış yapardım melek, yarım kalırdım melek. Koy çabuk, koy çabuk, koy. Gel buraya. Hop. Heh. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kuzum. Canan abla. Aa, bunlar ne? Sana özel şişe yaptık. Ay süpersiniz ya. O kadar karnım acıktı ki hemen üstümü çıkarıyorum. Elim yıkayayım, gelin. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ne? Demir, sen anlattın mı bugün kliniğe geldiğin öyküye? Ne? Babacığım, sen kliniğe mi gittin? Niye? Ha, havalı Murat geliyor ya, o yüzden. Kızım. Öykücüğüm, baban yardım etmek için geldi kliniğe. Ama bundan sonra bir daha gelir mi bilemedim. Niye? Küçük bir köpeğe iğne yapacaktım. Baban iğneyi görünce fenalaştı. İnanmıyorum. Siz ikiniz bana mı yürüyorsunuz? Aa, yok canım, ben olanları anlatıyorum Öykü. Evet, böyle. Böyle bir iğne gördüm, tamam mı? Fenalaştım. Fenalaştım, fena oldum. Biraz böyle bir içim gitti, o kadar. Oldu mu? Ha, mutlu musunuz? Artık gelmezsin bir daha. Ha, nasıl gelmem? Nasıl gelmem karıcığım? Olur mu öyle şey? Geleceğim tabii ki. Yani senin orada yardıma ihtiyacın olduğunu gördüm. Ben tabii ki geleceğim. Ama sana zahmet olmasın hayatım. Yok hayatım. Ben seni orada yalnız bırakır mıyım? Gelirim. Gelirim tabii ki yani. Bir de yardımcıya ihtiyacım var. Onu da gördüm ben. Ve insanın en güvenilir yardımcısı kimdir? Kimdir? Kocası. Ya. Yani bugün biraz acemi olmuş olabilirim ama 2-3 güne alışırım. Problem değil. Ha bu arada bugün öyle kırdıysam seni de kusura bak. Yok hayatım, ne kusuru, hiç önemli değil. Burada. Kızım ne oluyor? Ne oluyor? Ne, nerede? Ne? Aman bir saygıra. Ne orada? Allah cezam, ne işi var onun bu evde? Ya Candan, sen veteriner değil misin? Niye korkuyorsun fareden? Niye? Ben insan değil miyim? Niye? Ben korkarken gülüyordun ama bugün. Ne alakası var canım? Ay geldi! Nerede? Ay, orada! Alın! Ne? Tamam, tamam, dur. Nerede? Nereye gittin? Ay Demir, bir şey yap ne olur. Nerede, nerede? Demir, sen... Ya nerede, ben niye görmüyorum? Ya ne? Demir, al şunu tut. Evet. Candan saçmalama, kedi mi bu? Nasıl tutayım onunla? Ya aslında. Hayır işte. Fırlatacaksın işte. Hoş, hoş, hoş. Ya laftan anlar mı Demir, o fare? Ne bileyim ben. Ha, şurada, burada. Ay, dur. Dur. Kapıyı kapa, kapıyı kapa. Kapıyı. Candan abla, çok korkuyorum. Geçti. Geçti güzel, geçti, geçti, geçti. Tamam. Gitti de. Bir daha gelecek miyim? Ay. Bilmiyorum kızım, sormadım. Öf. Ay. Nereden çıktı bu hayvan ya? Aslan mı? Bahçeli ev ya. Yani gezin olur işte. Sen benim aslan babamsın. Hmm. Demir adamım benim. Nasıl kurtardım? Kurtarırım ben. Candan bir şey soracağım.
Şimdi sen yani veterinere böyle hasta bir fare geldiğinde bakmayacak mısın? Ne yapacaksın? Anlamadım. Ne alakası var? O iş, bu. Ya sevmiyorum işte ben fareyi falan. Niye dalga geçiyorsunuz siz benimle? Dalga geçmiyoruz Canan abla. Ya herkes korkabilir. Ben korkmadım bu arada. Korktun. Hayır. Ama sen de iğreniyorsun. Tamam birazcık iğreniyorum ama korkmuyorum ya. İğrenmekle korku aynı şey baba. O zaman bu gecelik maceramız da sonlandığına göre hadi bakalım şimdi banyo dişler fırçalansın, el yüz yıkansın. Sonra pijamalar giysin, maş maş yatağa. Hadi bakalım. Tamam da babacığım. Tamam pijama hariç hepsi yapılıyor. Maş maş. Tamam. Emredersiniz komutanım. Hı? Bir iki, bir iki. O zaman ben de toplayayım onları. Evet. Gece gece macera işi. Pelin. Pelin de burada. Hadi kızım. İyisin değil mi? İyiyim. Tabii canım iyi görünüyorsun zaten. İyi geceler kızım. İyi geceler babacığım. Baba. Efendim kızım? Biliyor musun? Sen dünyanın en süper babasısın. Nereden çıktı şimdi? Hiçbir yerden çıkmadı. Yani bence öylesin. İyi ki babamsın baba. Sen de iyi ki benim kızımsın. Hadi gözlerini. Sen yerde mi yatacaksın? Ya fare gelirsin? Evet. Doğru ya fare gelirse? Ne yapacağım? Koltukta yatayım o zaman. Yok yok Öykü uyanırsa seni koltukta görür. O da doğru. Yerde fare, koltukta Öykü. Ben ne yapacağım ben? Yatmayayım mı? Yat. Yat tabii canım yani şey yap istiyorsan burada yatabilirsin. Ne yapayım? Burada yani bu yatakta yatabilirsin. Olur tabii. Yani ben tamamen şey için, fare için, yani senin için diyorum hani fare gelir falan. Tabii, fare için. Fare için canım. Şey değil, fare için yani. Tabii. Şurada ben, hiç şey yapma sen, rahatsız olma. Yok ben hiç rahatsız olmam yani. Sen... Şurada. Aynen. İyi geceler. İyi geceler. Sen söyle. Yok, sen söyle. Sen söyle. Yok yok, gerçekten sen söyle. Ben... Yani... Şey diyecektim. Alınmadın değil mi bana? Bu farede... Biraz böyle şaka yaptım, takıldım sana da. Alınmadım. Sen ne diyecektin? Demir. Sen çok iyi bir babasın. Yani... Bugüne kadar bir sürü şey söyledim sana ama... Galiba en hak etmediklerin babalığınla ilgili olanlardı. Öykü çok şanslı. Yani... Onunla okula giden... Yemek yapan, eğlenen, onu dinleyen bir babası var.
Poli yani. Onu söyleyecektim sadece. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.